Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere artık hazır yufka almaya son, herkesin kolaylıkla yapabileceği, herkesin kolaylıkla açabileceği, istediğiniz iç malzemeyle hazırlayabileceğiniz börek tarifini paylaşmak istiyorum. Hamurunda sadece un, su ve tuz kullanıyoruz. Tarifimiz için yoğurma kabına 5 su bardağı un alalım. Üzerine tuzunu ilave edelim. Karıştıralım. Suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Ben 1,5-2 su bardağı kadar su kullandım. Sizler de suyu dikkatli bir şekilde ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Kullandığınız unun kalitesine ve markasına göre kullandığımız su miktarı değişiklik gösterebilir. Masanın üzerine un serpelim. Hamuru masanın üzerine alalım. Hamuru dinlendirmenize gerek yok. Beze olarak dinlendireceğiz hamurumuzu. Hamurdan 11 tane beze alalım. Bezelerin mandalina büyüklüğünde olması yeterli. Eğer isterseniz daha küçük bezeler alıp daha küçük börekler hazırlayabilirsiniz. Mandalina büyüklüğünde bezeler alalım. Borcama 50 gram tereyağı, çeyrek su bardağı sıvı yağ eritip alalım. Yağımız soğuk olsun. Hazırladığımız bezeleri yağın içine alalım. Bezeleri çevirip her tarafının yağlanmasını sağlayalım. Üzerine örtelim. Buzdolabında 1 saat bu şekilde dinlendirelim. Eğer isterseniz bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Ertesi günü kolayca böreğinizi yapabilirsiniz. İçini hazırlıyorum. İçi için tavaya biraz sıvı yağ alalım. İnce ince doğranmış 3 tane kuru soğan ilave edelim. Soğanları biraz kavuralım. Bol soğanlı çok güzel oluyor. Yağ az geldi. Biraz daha yağ ilave ettim. Yıkanıp doğranmış 300 gram ıspanak kullanıyorum. Ispanakları da soğanların üzerine alıp biraz kavuralım. Ispanakların renkleri dönene kadar kavurmanız yeterli. Eğer isterseniz çiğden bile hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz iç malzemeyle de bu böreği yapabilirsiniz. Tuzunu ilave edelim. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz kırmızı biber ilave edelim. Ocağımızı
ocağı kapatalım. Artık içimiz hazır. İçimizi soğumaya bırakalım. Buzdolabında bir saat beklettim. Bir tane bezeyi alalım. Elimizle açalım. Oklava, merdane kullanmamıza gerek yok. Çok kolay açılıyor zaten. Elimizle açalım. Bu böreği herkes yapabilir. Hazır yufka almanıza gerek yok. Evde unumuz varsa hemen hamuru yoğurun. Biraz dinlendirin yağın içinde bezeleri. Hemen kolayca böreği yapabilirsiniz. Hamuru videoda görüldüğü gibi her iki tarafını ortada birleştirelim. İç harcımı 11 eşit parçaya böldüm. Bir yemek kaşığı hamurun kenarına koyup videoda görüldüğü gibi hamuru çeke çeke biraz daha incelte incelte saralım. Bu şekilde hamurumuzu biraz daha açmış oluyoruz, daha inceltmiş oluyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bezeyi alalım. Elimizle açalım. İnceltebildiğiniz kadar inceltin. Bezeyi açtıktan sonra bir kenarını ortaya katlayalım. Diğer kenarı da onun üzerine katlayalım. İç harcımızdan yerleştirelim. Ve hafif çeke çeke saralım. Bu şekilde hamuru daha da inceltmiş oluyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirelim. Borcamın dibinde kalan yağı böreklerin üzerine sürelim. Bu yağ böreklerin daha güzel kızarmasını sağlayacak. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verelim. 200 derecelik fırında 15 dakikada böreklerin üzeri kızardı. Üzeri kızardıktan sonra 150 dereceye düşürdüm. 10 dakika daha pişirdim. Fırından çıkaralım. 15 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Böreklerimiz hazır. Bir tanesini sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, nefis böreklerimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.